Dur bozmayalım, bozmuyor. Çok zarifsiniz. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Çok zarifsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Canlı yayındayız efendim. Canlı yayın hem de. Evet. Çok kısa sizden. Dedi. Alabilir misin? Ben çok çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Şimdi o ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir tabii mutluluk vesilesi. Ama asıl beni mutlu eden şey Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu başarınızı paylaşmayan hiçbir birey kalmadı. Ne güzel işte, o beni çok mutlu ediyor. O beni çok mutlu ediyor. Tek bir çatı altında topladınız. Ne güzel. Darısı Oscar ödüllerine diyelim. İnşallah. İrem Sakın'la hatta bir paylaşım İnşallah. Var. Haluk Bey beni her gün eve çağırsın işte, haftalık eve çağırsın, ben ödülün tozunu Ay canım benim, sağ olsun. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hayır, görmedim. Ben daha kendimi görecek haldeyim diyeyim inşallah sonra. Peki ayağınıza sağlık, hepinize çok teşekkür ederim. Için farklı pencereler, başka şeyler açılabilir mi yurt dışında? Bilmem. Yolunu açtınız diyebilir miyiz bu iş için? Yok bilmem. Siz der misiniz? Bilmem. Amerika'da birçok projede yer aldınız efendim. Evet. Devamı gelecek mi? Gelecek tabii. Yurt dışındaki sinemayla Türkiye'deki sinema arasındaki farklar nelerdir? Mars'la dünya gibi. Projelerde yer alıyorsunuz ama bundan sonrası Hollywood projeleri gelir mi? Hollywood'dan farklı projeler. Evet, geliyor zaten. Geliyor değil mi? Sinemada Hayır, başarı bir şeyle mi ya da ödülle mi belli olur? Hiçbir şeyle belli olmaz. İşin kaliteliğini... Geçelim.